Yılmaz değerlendirmeleri için yayınımıza katıldığınız için. Evet, bu bölümün sonuna yaklaşırken her ayın başında olduğu gibi TEPAV Perakende Endeksinin de sonuçlarını açıklayacağız. Bunun için de Ankara'ya dönüyoruz. TEPAV Baş Ekonomisti Güneş Aşık karşımızda. Günaydın Güneş Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Evet, Kasım ayı sonuçları açıklandı. Nasıl bir tablo var TEPAV Perakende Güven Endeksinde? Son iki aydır perakende güven endeksi duran bir seyir izliyor. Ekim 2014'te denge değeri -15.5 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında -15.6 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla beklentiler, yani güven endeksinde duran bir seyir var ama Kasım ayını geçen seneye göre kıyaslarsak, Kasım 2013 ile kıyaslarsak ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçen sene aynı dönemde güven endeksinin denge değeri -0.1 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu sene, geçen seneden bu seneye ciddi bir düşüş var. Bu düşüşün de aslında iki nedeni var. İlki, perakendecilerin geçen son bir sene içindeki işlerin toparlanma algısında bir düşüş görüyoruz. Ve de önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinde de bir düşüş var. Örneğin perakendecilere sorduğumuz zaman yaklaşık %54'ü geçen seneye göre işlerinde bir bozulma olduğunu, satışlarında azalma olduğunu belirttiler. Bunun yanı sıra sadece %20.8'i işlerinde son bir sene içinde toparlanma olduğunu belirtti. Kasım 2013'e göre de bu değer, yani bu sorunun denge değerinde yaklaşık 24.5 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 3 ay içindeki satışları sorduğumuz zaman perakendecilere %46'sı önümüzdeki 3 ay içinde satışlarında bir düşüş olmasını bekliyor. %24'ü sadece satışlarında bir artış olmasını bekliyor. Bu da yine Kasım 2013 ile kıyaslandığı zaman yaklaşık 13.6 puanlık bir düşüş olduğunu gösteriyor bize. Biz biliyorsunuz bu güven endekslerini il bazında da yapıyoruz. Konya'daki perakendecilerle, 300 perakendeciyle görüşüyoruz. Orada da sonuçlar benzer. Orada da güven endeksinde bir miktar düşüş var. Türkiye'ye göre daha iyi durumda güven endeksi, perakendecilerin güveni, ama yine bir durağan seyir ve az bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. AB 28 ülkesiyle kıyaslandığında Türkiye en kötü durumda güven endeksi açısından. AB'de de aslında bir durağan seyir var perakendeci güveninde. Ancak Türkiye'de daha ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla 28 ülkeyle kıyasladığımızda Türkiye en kötü durumda olan ülke. Yunanistan en iyi durumda olan ülke perakendeci güveni açısından. Alt sektörlere baktığımızda da biz sektörel ayrımlara da bakıyoruz. Alt sektörlerdeki güven endekslerine baktığımız zaman sadece motorlu taşıtlar sektöründeki güven endeksinde 2 puanlık bir iyileşme var. Bunun dışındaki bütün sektörlerde düşüşler olduğunu görüyoruz. Perakendeci güvenin en fazla düştüğü sektör elektrikli ev aletleri ve televizyon sektörü. Bunu da tekstil sektörü takip ediyor. Güneş Hanım, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size iyi çalışmalar diliyoruz. TEPAV Perakende Güven Endeksi Kasım ayında yerinde saydı. Bir önceki aya göre bakıldığı zaman satış beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam ettiğini, perakendecilerin %54'ünün işlerinin geçen yıla göre düştüğünü söylediğini aktardı Güneş Aşık. Kasım'da artan tek sektör motorlu taşıtlar olurken perakendede sipariş, satış ve istihdam beklentilerinin geçen yıla göre düşmüş olması da dikkat çekiyor. Bu değerlendirmelerle kısa bir araya çıkalım. Aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam.